Evet. Kemik kadro burada. Sevgili arkadaşlar, tekrardan iyi akşamlar hepinize. Kusura bakmayın, biraz gecikme oldu. Bugün bir yemeğe davetliydim. İşle ilgili önemli bir yemekti. Ama yine de erken kalkmaya gayret ettim. Ve biraz da uzak olduğu için mesafe. Ondan dolayı anca yetişebiliyorum. Evim biraz uzak benim. Yani Pınar Hanımların neredeyse yakınız. Polatlı'ya yakınız yani. Biraz gidince Polatlı, Bağlıca biraz Ankara dışında kalıyor. O yüzden her yere biraz uzak. Şimdi Medeni Kanun'da kalmıştık herhalde. Çünkü slide burayı gösterdi arkadaşlar. Görüntüyü biraz daha büyütebiliyor muyduk? Büyük boyut. Şu. Tamam, bu kadar oluyor herhalde. Şimdi sevgili arkadaşlar, Nefise biraz bahane yarattı. He? Ondan sonra gelemedi. Gelemeyecek miydi? Ne yapacaktı? İlk başta olur dedi. Sonra anlamayız dedi. Yahu benden anlamayan kimseden hiçbir zaman anlamaz ya. Gecenin bir vakti de olsa uykuluk olur, daha güzel olur. Şimdi daha rahat uyursunuz. Şimdi burada Medeni Kanun'da kalmıştık herhalde. Yani arkadaşlar, hukuk alanında yapılan devrimler, yani hukuk alanında yapılan inkılaplar var. Bunun en önemlisi Medeni Kanun. Bundan biraz bahsettik diye hatırlıyorum ben sanki, ama neyse, gene üstünden geçelim. Çok önemli çünkü arkadaşlar. Burada Medeni Kanun, İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak yapıldı, biliyorsunuz. Hatırlatma yapalım yani. Burayı, çünkü biz işlediğimizi hatırlıyorum ben. Şu şeyden en azından hatırladım bir şey. Karikatür var ya. Evet hocam, işledik. Değil mi? Evet. Karikatürü hatırladınız. Medeni kanun bitmişti hocam. Medeni Kanunu, bir şeyi hatırlayalım kısaca arkadaşlar. Mecelle Medeni Kanunu'nun yerine geldiği için laiklikle ilgili. Bir de genel olarak kadınlara erkeklerle eşit haklar sunduğu için de halkçılıkla ilgilidir demiştik. İsviçre Medeni Kanunu alınması, o dönemin çağdaş ve modern yapısına sahip olmasından kaynaklı ve Türk aile yapısına biraz da uygunmuş. Bizim ülkemizde yaşayan Ortodokslar ve bir de Avrupalı devletlerin de iç işlerimize karışmasına etki eden azınlık unsurlar arkadaşlar. Artık biz de bu yasalara tabi oluruz demişlerdi ve bu da yabancı ülkelerin ve Rum Patrikhanesi'nin Türkiye iç işlerine karışmasını ne yapıyordu? Önlüyordu. Yani ortadan kaldırıyordu. Hukukta birlik sağlanmış oldu. Ondan sonra hukuk alanında diğer inkılaplara baktığımız zaman anayasalar alabiliriz. Yani ta kanun esasından itibaren başlayan anayasal süreci alabiliriz hukuk alanında yapılan devrimlerin arasına. Tabii 1876 kanun esası Osmanlı. 1908'de bir daha anayasa yürürlüğe giriyor. Hatta 1909'da değişiklikler oluyor. Sonra 21 zaten şey, biliyorsunuz, 1920 anayasası Türkiye Devleti'nin ilk anayasası arkadaşlar. Türkiye Devleti'nin ilk anayasası. Ondan sonra 1924 Anayasası var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet'ten sonraki ilk anayasa. Aslında 21 Anayasası'nın için doldurulmuş hali yani sadece. 1961 Anayasası var arkadaşlar. En çağdaş, en demokratik yasaları içeriyor. Ve bir de 1982 Anayasası, şu an günümüzde istediğimiz anayasa diye biliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra şunlar Osmanlı Devleti'nin şu işte Kurtuluş Savaşı dönemindeki anayasa. Bu da Cumhuriyet dönemi. Hatta daha önce KPSS'e çıkan bir soru var arkadaşlar. Normal KPSS sordu bunu. Şey demiş. Cumhuriyet'in ilanından sonra kaç tane anayasa yürürlüğe girmiştir diye bir soru vardı. Belki çıkmış soru, çözdüyseniz Cumhuriyet'in ilanından sonra kaç adet anayasa uygulanmıştır? İşte Cumhuriyet'in ilanı 23 olduğuna göre 21'i almıyorsun. 24, 61, 82. Değil mi? Yani bu kadar basit. Böyle bir soru da sormuştu daha önce.
Ki bu anayasa sorusuydu galiba, evet. Şey, tarih sorusu değil. Şimdi geldik en önemli kısmı arkadaşlar. Zurna'nın zırt dediği yer arkadaşlar, soru olarak gelme ihtimali 1500 olan bir konu başlığı. Eğitim, kültür alanında inkılaplar, bir de ekonomi alanında inkılaplara dikkat edin. Bu ikisinden %1 milyon soru gelecek. Bak, %1 milyon soru gelecek. Eğitim, kültür alanı ve ekonomi alanında inkılaplar. Bak, en önemli. Şimdi burada Latin harflerinin kabulü diye başlamış ama öyle başlamamak lazım. İlk önce arkadaşlar, eğitim öğretimin temellendiren, eğitim öğretimi arkadaşlar plan ve programını ortaya koyan en önemli şey nedir? Eğitim kültür alanında yapılan inkılapların temelini atan, planını programını yapan en önemli İnkılap hangisidir? Tevhidi tedrisat arkadaşlar. Peki bir de Kurtuluş Savaşı'nın böyle en cavcavlı, en ağır döneminde yaşanan bir gelişme vardı ki esas Türk milli eğitiminin temelleri, planı, programı orada atılmıştı arkadaşlar. Bu da Kurtuluş Savaşı'nın en kötü zamanımızda bile bunu yapmamız eğitim öğretime önem verildiğini gösterir. Eğitim, yani Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in eğitim öğretime ne kadar önem verdiğini gösteren en önemli unsurdur arkadaşlar diyebiliriz. Bununla beraber sonra buna benzeyen, bak, Maarif Kongresi bu, tamam mı? Maarif Kongresi. Yani Mustafa Kemal'in başkanlığında bir Maarif Kongresi toplanıyor. Ne zaman biliyor musunuz? Kütahya Eskişehir Savaşları yenilgisi sonrası. Bak, Kütahya Eskişehir Savaşları yenilmişsin. En büyük, en ağır yenilgini tatmışsın. Bu aşamada sen ne yapıyorsun? Türk eğitiminin, Türk milli eğitiminin temellerini atmak için toplanıyorsun. Böyle bir şey var mı? O yüzden bir ki sevgili arkadaşlar, ne olacak? Burada onun biraz uzantısı olarak ilk yapacağın icraat tevhidi tedrisat kanunu, tamam mı? İlk yapacağın icraat tevhidi tedrisat kanunu, tamam mı? Ondan sonraki adım tıpkı o Maarif Kongresi'nin ismine benzeyen bir gelişme. Genelde öğrenciler bunu ne yapar? Karıştırırlar, değil mi? O nedir? Oradaki sevgili arkadaşlar, Maarif Teşkilatı Kanunu. Maarif Teşkilatı Kanunu 1926'da Tevhidi Tedrisat Kanunu tamamlayıcısı. Tamam mı? Hani internet bağlantısı gitti demiş. Kim demiş? Bakayım. Büşra demiş. Bizimki gitmedi değil mi? Var mı sıkıntı? Donma, kopma. Sıkıntı yok hocam bizde. Sıkıntı yok hocam. Tamam. Yok hocam. O zaman Büşra'nın internetinden kaynaklı bir sıkıntı olmuş. Arkadaşlar, bak tekrar edeceğim şimdi. Bunu beyninize kazıyın lütfen. Bunu lütfen kafanıza kazıyın. Maarif Kongresi farklı bir şey. Maarif Teşkilatı Kanunu farklı bir şey. Maarif Kongresi denilen şey Kütahya Eskişehir Savaşları yenilgisinden sonra Mustafa Kemal'in başkanlığında eğitim öğretiminin planını yapmaktır. Bir nevi, bak şöyle bir benzetme yapabilirim, çok güzel aklıma geldi. Kurtuluş Savaşı'nın plan ve programını ortaya koyan en önemli gelişme neydi? Milli Mücadele döneminde. Bak, Milli Mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı'nın plan ve programını yapan en önemli şey derse sana soru, Amasya Genelgesi diyeceksiniz. Bir eğitim öğretimin Amasya Genelgesi nedir? Maarif Kongresi'dir. Peki ekonomik bağımsızlığın Amasya Genelgesi nedir? O da İzmir İktisat Kongresi'dir. Bak, bağlantı yürüyor mu kafaya? Ezbercilik yapmayın, bak anlayın.
anlayarak gidelim ki kalıcı olsun. Ezber yaparsak geçip gider. Geçen bana bir mesaj atmış bu öğrenci. Diyor ki hocam diyor sizin videolarınızı diyor 3 kere seyrettim. Notları aldım. Ondan sonra soru çözemiyorum ya da işte aklımda hiçbir şey kalmıyor. Neden sizce? Çünkü ezber yapıyor değil mi? Anlamıyor. Anlayarak gitmiyor. Anlayarak gitmezsen ezber yaparsan o günü kurtarır. Günü kurtarmaz bile ya. Kurtarmaz ya. Kalmaz. Aklında kalmaz. O yüzden bu işin matematiğini bakmak lazım. Bak Atatürk'ü anlamak lazım. İnkılap tarihini anlamak için Atatürk'ü sevmiyorsan bile ki sevmeyenler bence çok hadsizlik yapıyorlar. Sevmesen bile anlamalısın Atatürk'ü. Ne yapmaya çalıştığını, nasıl yollardan geçip neler, hangi adımları attığını kavrarsan mantığını anlarsın bu işin. Eğitime çok önem veriyor. Çünkü eğitim sahibi olan bir halk arkadaşlar her şeyin üstesinden gelir. Ama eğitimsiz cahil bir halkı da yönetmesi kolaydır aslında. Ama hani monarşik, teokratik bir yapıdaysan sen, yani bu kafadaysan. O yüzden demokrasi sevdalısıysan eğitim öğretime önem vereceksin kardeşim. Demokrasiyi gerçekten yaşayabilmek istiyorsan halkın eğitim öğretime gelişmeli. Adam o yüzden ne yapıyor? Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilk yapacağın iş eğitimi ve ekonomiyi düzeltmek. Hukuk sistemini onarmak. Ama Kurtuluş Savaşı'nda ilk hedefinmesini önce bir düşmandan kurtulmak değil mi? Önce bir düşmanı temizle abi. Bağımsızlığı kazan. O yüzden ve her şeyini ne yapıyor arkadaşlar? Planlı ve programlı gidiyor ya. Bak bir şeyi vardır çoğunuzda bu mevzu. İş yerinizde falan çalışanlar için söylüyorum. Bir şeyi yaparken Palas Pandaras mı yapmalı yoksa önce oturup planını, programını, eksisini, artısını, şusunu, busunu çıkarıp ona göre mi yapmak? Tabii ki planlı programlara gitmek, değil mi? Yoksa hata yapma olasılığını aza indirmiş olursun. Yani öteki türlü çok hata yaparsın. Yani fevri bir şekilde sezgisel yaklaşırsın. O yüzden arkadaşlar adam ilk önce bağımsızlığı sağlamak için Amasya genelgesiyle plan ve programı kuruyor. Sonra bu tuttu ya, misakı milli dönüştürdü bunu, projelendirdi. Sonra bunu Kurtuluş Savaşı daha bitmeden adam kazanacağını aşağı yukarı öngörüyor. Ya da şöyle kazanamazsam, yani kazanamazsam bile B planım olmalı diyor, tamam mı? B planın olduktan sonra ne yapıyor abi? Eğitim öğretimde ben diyor Maarif Kongresi'ni toplayacağım. Kurtuluş Savaşı kazanırsam eğitim öğretimi buna göre planlayacağım diyor. Bak tutturuyor. Ondan sonra tevhid-i tesisatla somutlaştırıyor. Tevhid-i tesisat kanunuyla eğitim öğretim birlik sağlıyor. Sonra bundan kalacak açıkları var. Müfredat belli değil. İlk ve orta öğretim temelleri ne olmalı falan filan şu bu. Ne yapıyor bunun üzerine? Bu sefer. Bu sefer de arkadaşlar ne yapıyor? O tevhid-i tesisatın tamamlayıcısı olarak Maarif Teşkilatı kanunu çıkarıyor. Müfredat belirleme falan. Tamam mı? Bunun gibi yani mantık. Bunlar tutunca zaten bunlardan hatta önce yapıyor. Lozan'a ara verilen dönemde biliyorsunuz İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı. İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Orada da ekonomik bağımsızlığın, milli ekonominin planı programını yapıyor. Bak. Ve onun üzerine plan yapmakla kalmıyor. Pıtır 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 bunları ne yapıyor? Düzenliyor. Arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi. Bu Latin harflerinin kabulü falan falan arkadaşlar bu sonradır. İlk önce 24 Tevhid-i Tesisat, 26 Maarif Teşkilatı Kanunu, sonra da 28'de ne yapar? Latin harflerini kabul. 1 Kasım 1928. Milli alfabe Göktürk alfabesi. İslamiyet ile Arapça geliyor.
Osmanlıca diye bir lehçe oluşuyor ondan sonra. Posta pulları Latince basılmış. 27'de Atatürk yeni alfabeyi tanıtmış. Ve arkadaşlar, Öğretmenler Günü olarak kutlanan bir tarih var. 24 Kasım biliyorsunuz. Onun 28 yılının 24 Kasım'ında millet mektepleri açılıyor. Sorularda millet mektepleri diye bir ifade görürseniz arkadaşlar, tamam mı? Mutlaka ama mutlaka okuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırma diye alacaksınız. Tamam mı? Okuma yazma öğrenmeyi, okur yazar oranını artırmayı ve okuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırma amacı var diyeceksiniz. Tamam mı? Amaç bu. Bu arada Latin harfleriyle ilk çıkarılan kitap, daha doğrusu pardon, gazete şeydir. Mardin gazetesidir arkadaşlar. Mardin. Tamam. Okuryazarını artırır. Tedrisatı geçen hafta şeyde bahsettiğim için halifeliğin kaldırılmasının olduğu gün vardı ya. 3 Mart 1924. O günü yapılan bir icraat olduğu için orada söylemişti. O yüzden burada bir daha almamış ama alsaydı da olurdu. Çünkü eğitim öğretiminde önemli bir adımdır. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu arkadaşlar kesinlikle milliyetçilikle ilgili. İkisi de doğrudan doğruya bunların milliyetçilikle doğrudan ilgilidir arkadaşlar. Türk dil. Hocam Türk geçiyor zaten anlarız onu. Hayır, sakın o kodlamayı yapma kafaya. Türk geçiyor. Ben o zaman milliyetçi derim deme. Sakın. Türk Tarih Kurumu Türklerin, yani Türk tarihinin İslamiyet'ten öncesine dayandığını, Osmanlı'dan ibaret olmadığını göstermek amacıyla Atatürk'ün katkılarıyla manevi kızı Afet İnan vardı ya, doğal afet. Afet İnan ilk tarihçidir, ilk kadın tarihçidir daha doğrusu. Onun katkılarıyla kuruluyor. 32'de Türk Tarih Kongresi oluşturuyor ve bunun arkadaşlar sürekli yayına günümüzde de hala çıkan nedir? Belleten dergisi. Bir de şunu bilin, Atatürk'ün hayattayken okuduğu son kitap Belleten dergisidir. Atatürk'ün hayattayken okuduğu son kitap Belleten dergisidir. Bu arada burada yazmıyor muhtemelen şey. Şunu da bilin. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanlığını Tevfik Bıyıklıoğlu yaptı. Atatürk Fahri Başkan'dır ama Tevfik Bıyıklıoğlu onun ilk başkanlığını yapan kişidir. Türk Dil Kurumu da Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak, Türk dilini bir bilim dili haline getirmek, Türkçe yabancı dil etkisinden korumak, kurtarmak. Ondan sonra şeyle arkadaşlar aydınların diliyle, bilim adamlarının diliyle halkın dili arasındaki kopukluğu gidermek amaçları var. Ve işte Türk Dil Kurumu da, Türk Tarih Kurumu da tamamen şeydir arkadaşlar. Ulusal bilinci yerleştirme amacı vardır yani. Tamam mı? Bilinç. Zeki'nin çocuk hastalanmış ya. Üzüldüm başımda. Bu arada Türk Dil Kurumu'nun da ilk başkanı Sami Rıfkı şey Orası. Sami Rıfat Horozcu değil Mahir. Horozcu da bir Türk Dil Kurumu başkanlığı yapmış 70'li yıllarda ama Yalnızgil. Burada soyadı kanunu daha gelmediği için 34'te gelecek. Sami Rıfat Bey diye geçer çoğu kaynakta ama Yalnızgil'miş soyadı. Ben de Horozcu sanıyordum. Birkaç kitabımda da o hatayı yapmıştım. Sonra düzelttim. Arkadaşlar 32 yılında şu Türk ocakları kapatılıyor şeyde 1912'de İttihat Terakkiler tarafından kurulan Türk ocakları kapatılıyor. Yerine halk evleri kuruluyor. Halk evlerinin amacı da inkılapları topluma benimsetmek. Çağdaş toplum oluşturma. Ve halk evlerinin de arkadaşlar sürekli yayını var. O da Ülkü Dergisi. Bu kadar detayı sormayabilir ama lisans EKPSS'de detaylara giriyor artık arkadaşlar. O yüzden bilmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. 33 yılında da Adolf Hitler iktidara gelince Almanya'da orada da arkadaşlar bir
faşist iktidar oluştu. Oradan kaçanlar da üniversiteden kaçan profesörler falan da, bunların bir tanesi Malş'tır. Profesör Malş geldi. Einstein da Amerika'ya kaçtı o sırada. Üniversite reformuna öncülük yaptı. Ve üniversite reformu doğrultusunda İstanbul Darülfünun'u İstanbul Üniversitesi'ne dönüştü. İstanbul Darülfünun'u İstanbul Üniversitesi'ne dönüşüyor arkadaşlar. Bunun dışında 25 Ankara Mektebi kuruluyor. O üniversite reformu kapsamında değildir. Alma. Tamam mı? Yani 33'ten önce kurulan yüksek okullar üniversite reformu kapsamında yer almaz. Bunlar hangileri? Ankara Hukuk Mektebi olur. Zonguldak Maden İşletme Enstitüsü olur. Musiki Muallim Mektebi var. Müzik Öğretmenliği Okulu. O da olur. Bunlar üniversite reformu kapsamında yer almaz. Hatta Gazi Eğitim Enstitüsü var ya, şu an birçok bölüm ismi değişti. Şey oldu. Ahi Evren mıydı? Yok, pardon. Hacı Bayram. Hacı Bayram Veli Üniversitesi oldu ya. Gazi Üniversitesi'nin adı. Evet. O işte ilk eğitim enstitüsü olarak kurulması 1926'dır yani. Üniversite reformu kapsamında yer almaz. İl tarih coğrafya olur. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlara dönüşüyor. Darül Elham da İstanbul Konservatuarına dönüşüyor. O tarafa fotoğrafta ne kadar modern gözüküyorlar yani. Atatürk önde olmak suretiyle. Evet, toplumsal alanda yapılan inkılaplar en kolayı ve en arkadaşlar soru çıkmayacak olanı diyeyim size. Çünkü burada toplumsal alanda dört tane inkılap var hep top arkadaşlar. Bir, şapka ve kılık kıyafet. İki, tekke zayi tüberi kapatılması. Üç, soyadı kanunu. Ve dört, takvim, saat, rakam, ölçü ve hafta tatilin değiştirilmesi. Dört. Bu kadar. Ama bunlar da genelde kronoloji soruyor arkadaşlar. Yani olayların oluş sırasına göre. Bak, şapka kanunuyla kılık kıyafet inkılabı birlikte verilmiş ama aslında normal ikisi birbirinden çok farklı zamanlardadır. Yani şu 25 Kasım 1925 tarihi var ya, şu tarih. Bu 25 Kasım 1925 tarihi şapka kanunu tarihi bunun. Ama kılık kıyafet inkılabı dediği, tamam mı? Kılık kıyafet inkılabı dediği o 34'te oluyor. Yani onda da şöyle bir kanun var arkadaşlar. Bundan sonra diyor din adamlarının dini kıyafetlerini sadece ibadet yerlerinde giymeleri zorunlu hale gelsin. Tamam mı? Yani din adamlarının dini kıyafetleri sadece ibadet yerlerinde giyilmesi karar alınıyor, tamam mı? Ondan sonra bu arada şapkanın ilk tanıtıldığı yer Kastamonu'dur. Bak, Latin harflerinin tanıtıldığı ilk yer Mardin'di şehir olarak. Ama şapka Kastamonu'da, İnebolu'da. Tekke zayi tübenin kapatılması da bak dikkat ederseniz 5 gün sonra hemen. Hocam bu şapkayla tekke zavilerle tarikatlar, yani zaviye şey, tekke tarikatlar, zaviye dedi de şey, böyle mezhepsel eğitim verilen yerler. Hocam ne istemişler bunlar, bu kadar bunlardan öyle üstüne gitmişler derseniz, tamam mı? Ne istemişler biliyor musunuz? 1925'te Şeyh Said isyanı çıkıyor ya. Şeyh Said isyanının arkadaşlar şeyinden dolayı, etkisinden dolayı. Yani Şeyh Said isyanından dolayı sıkı yönetim ilan edilmişti ya, sıkı yönetimin işte sebebinden dolayı bu arada tabii tekke zaptöbe, bu arada arkadaşlar şapka ve kılık kıyafet inkılapları hangi ilkelerle ilgilidir doğrudan? Halkçılık, inkılapçılık. Laiklik var mı? Tabii ki var. Ama şapka yönünden değil. Kılık kıyafetle alakalı olan da. Ha, şapkada şöyle sarık kavuk kalkıyor. O yönden laiklikle alakalı olur. Ama öncelikle halkçılık ve inkılapçılık dersiniz. Halkın, bu arada ilkeleri bulmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Amacı soracaksınız.
Yani inkılaptaki amaç ne? Bu niçin yapmışlar? Mesela kılık kıyafet ve şapka inkılabı. Niye yapılmış olabilir abi? Halkın çağdaş ve modern görünümünü sağlamak. Ah bak. O zaman halkçılıkla ilgili falan dersiniz. Modern ve çağdaş diyorsa zaten inkılapçılık. Tamam mı? Kesin. Bu arada şeyhlik, dervişlik, müritlik, hacılık, hocalık falan gibi unvanlar da kalkıyor. İki dönem unvan yasaklaması vardır arkadaşlar. Tamam mı? Biri burada dini unvanlar yasaklanıyor. Soyadı kanunu da eşitliğe aykırı olanlar. Ağa, paşa, zade falan gibisinden ayrıcalık gösterenler. Bu arada tabii 1926 yılında arkadaşlar miladi takvim ve geliyor. Saat. Uluslararası saat uygulaması 26 itibariyle başlıyor. Ölçü 1928'de bu arada 26'da miladi takvim ve saat 28'de ne geliyor arkadaşlar? Rakamlar. Beynel Erkam'ın kabul değil rakam. 31'de kilogram ve metre gibi uygulamalar başlıyor. Sonra da 35 yılında bundan sonra diyorsun ki artık hafta tatili cuma değil, pazar. Yani eskiden Avrupa, yani Osmanlı ticaret yapabilmek için Avrupa cumaları tatil yapıyormuş. Ama sen de gel görelim, işler rengi değişti, ters döndü. Evet, Hicri takvim ve Rumi takvim ortadan kalkıyor, Milat takvim geliyor. Uluslararası rakamlar geliyor, ölçüler geliyor. Kilogram, metre. Ondan sonra cuma, bir de hafta tatili cumadan pazara geçiyor. Evet, arkadaşlar soyadı kanunu da 34'te oluyor. Mustafa Kemal kendine aldığı soyadı ilk önce Öz'dür. Kemal Öz olsun diyor. Kısa ve öz olsun diyor. Ama meclis bunu ona yakıştıramıyor ve diyor ki sen diyor Türklerin atasısın. Türk milletinin atasısın sen diyor. O yüzden sen Atatürk olmalısın diyorlar. Saffet Aykan öncülüğünde meclise önerge veriliyor ve soyadı kabul ediliyor arkadaşlar. Soyadı kanununda da halkçılık vardır daha çok çünkü eşitliği amaçlı, eşitlik amacıyla. Şimdik geldik ekonomi alanında yapılan devrimlere. Evet. Şimdi gecenin geç saati olduğu için yormayalım sizi. Nefise anlayabiliyor musun? Anlıyorum hocam. Sıkıntı değil de kendim için dememiştim ben ona. Sen başkansın. Sen ne diyorsan bizim için önemli. O yüzden dikkate Sadece böyle geç saatte birazcık uykumuz geliyor ya, o yüzden geliyor. demiştim Benim de geliyor valla. ben. Benim de O yüzden. geliyor. Normaldir. Çok da şu Sabahtan anda sıkıntı yok benim için. bir yoğun bir gündü. Bildiğiniz gibi değil. 9:30 gibi bir toplantıya girdim. Olduğum koltuktan saat zaten 5:30'e kalktım. Ondan sonra oradan gene iş yemeye falan bilmem ne bir sürü iş. Bu arada bu videoları kaldırdılar birdenbire biliyorsunuzdur. Benim hocam yaptı yapacağını. Evet, Ben... önceden de söylüyordunuz Evet, zaten. fark ettim ben de hocam. Ya Yaptı şimdi benden imza aldılar hani senin videolarını kullanabilme izni diye. Ben de dedim ki yani bunlar biraz eskide kaldı ama konular değişmedi. Sonuçta kullanılır. Sonuçta bana alışmış olan bir kitle var. Yeni hoca, yeni ekibin hocası da iyi bir hocadır. Eminim ki Ramazan Hoca bulduysa boş çıkmaz. Ama ne derler? Alışkanlığın olduğu bir şey vardır. Anladığın biri, alıştığın biri vardır. Ondan bir an Türk milleti, insanlar alışkanlıklarından zor vazgeçerler. Yani alıştığın şey değiştiği anda mesela her gün eve gittiğin yolda yol çalışması varsa bile senin canını sıkar mesela hani. Lan ben her zaman oradan gidiyordum. Niye bu oldu falan diye. Eminim o hoca da iyidir ama şimdi
Bak Metin Hoca koordinatörlüğünde olacaktı. Metin Hoca da ayrılmış, gördün mü? Fark etmişsinizdir. Şimdi çünkü şey, bizim istediğimiz kadar değer vermiyorlar. Yani Ramazan Hoca'nın uğraşmasına rağmen, çabalamasına rağmen öncelikleri farklı. Önce üniversite hazırlık, sonra işte LGS, sonra KPSS, ÖBT, işte EKPS falan. O yüzden şimdi hocaların doğru düzgün stüdyoda yer bulamıyorlardır, çekim yapmak için bilmem ne. Biz yaşadık bunların hepsini ya. Koştur koştur ders anlattık yani. Stüdyoda yer yok diye. 40 yılın başı, bir de hani bizde başka işlerimiz de var. Gidiyoruz orada verimli çekebilirim diye. Haldır uldur. Mesela bir Ramazan yetkin stüdyo, bir tane stüdyo zaten komple ona ayrılmış yani. Gidiyor ve 3 tane video çekiyor bir günde. Ne olacak? Geniş geniş. Biz hani o gün 2 ünite bitirmeye çalışıyoruz. Bir daha bize sıra gelmez diye. Kitaplarımız, hatırlarsanız geçen çift yılda hazırlananlar vardır aranızda. Büşra falan var. Kitaplarımız Kasım'da mı ne çıktı ya? Sınav zaten 5 ay falan, 4 ay bile kalmıştı. Hiç çıkmasın daha iyi yani. Ondan sonra soru bankası bitti son sınava 2 ay kala. Branş denemesi satılmaz diye yeni soru bankası basmadılar. Millet haldır haldır bana soru bankası soruyor. Benim soru bankam 35-40 liralık o zamanlar, işte 2 sene önce. Soru bankası Trendyol'da 190 liraya satılıyor. Ay, ilginç ilginç işler yani. Biliyorum, önceden böyle değildi ama, değil mi? Ya öncesi sonrası yok işte. Baştan beri böyleydi. Biz çabalaya çabalaya işe soktuk kendimizi araya araya. Yani öncesi sonrası hep böyle. Biz ilk senemizde, bak biz dikkat ederseniz hiçbir şey deneme sınavı çıkaramadık. Yani toplu halde. Ya bir EKPS yönelik bir onlu deneme olmaz mı ya? Bir onlu deneme ya. Yok. Arkadaş. Yani beşli deneme olsun, hadi ona da razı. O da yok. Yani organize yapmıyorlar, olmuyorlar. Dizgi her zaman diğerlerine daha öncelik veriyor. Ondan sonra şey, matbaalar öncelikle diğerlerine basıyor falan. Yani sen üçüncü plandasın. O yüzden kendi çapımda bir şeyler yapmaya koyuldum. Ben 2020'den beri bu online kursu yapıyorum zaten. Şimdi yeni haber olanları var da. Ben 2019-20'den beri yapıyorum bunu. Kendi imkanlarımı falan yapıyordum. Şimdi biraz daha işte profesyonel olsun dedik. Kitaplarımızı kendimiz basmaya başladık. Kendimiz kargoluyoruz falan filan. Bu kadar işin içerisinde kendim kargo yapmaya çalışıyorum bir yandan. Hocam peki bu EKPSS'nin fikir babası kim? Hani normalde KPSS'ye çekildikten sonra karar verilmiş bir şey. Kim ortaya attı hocam? Hani EKPSS'ye bir video çekelim diye. Ramazan. Bunun tamamen öncüsü Ramazan'dır. Ramazan benden rica etti. Ben de üstlendim. Koordinasyonu da ben yaptım. Ondan sonra Ramazan'a çok fazla talepte bulununca o da yapalım dedi. Ama benim hocam Ramazan Yetkin'in değil arkadaşlar. Yani Ramazan Yetkin benim hocamın şeyidir. Proje koordinatörü. Esas sahipleri bunların eğitimci de değil. Böyle galerici tipli adamlar yani, anladın mı? Eğitimci de değil. He, onlar birazcık ilgilenmeye çalışıyorlardı. Onlar devretti şimdi. Sattılar benim hocama. İstanbul'dan başka bir yayıncıya. O yayıncı da önceliği hep şey, üniversite hazırlık, LGS, sonra KPSS. Hani çok da umurunda değil ki, bazı KPSS hocaları da ayrıldı. En son EKPSS, hani o da yapılmış ya, hani devam edelim falan diye yapıyorlar şu anda. O yüzden o gene Aslında benim hocamın tercih içi aslında şey, benim hocam diye değil de hocalardan kaynaklı tercih ediliyor zaten. Ramazan Hoca olsun, Cesur Hoca olsun. evet Hani evet sizlerden yani kaynaklı tercih ediliyor zaten. Ramazan'ın bu işte hiçbir günahı, hiçbir şeyi yok, suçu yani. Hatta adam hani toprak ağası köyü satar da köyün içindeki marabalarla beraber satar ya. Ramazan öyle satıldı şeyle.
yayınla beraber. Ramazan, bak bir tane siz biz bizeyiz burada. Bak, Ramazan'ın bana ses kaydı. Kardeşim aleykümselam, yayında edildi. Kahvesi farklı kişilerle yapılacak sorum. O yüzden bize de bilgi vermedi. Yani ben yayında edilirken ben de... Dur, bir daha. Kardeşim aleykümselam, yayında edildi. Kahvesi farklı kişilerle yapılacak sorum. O yüzden bize de bilgi vermedi. Yani ben yayında edilirken ben de çok haberim yoktu. O yüzden kahvesi yapılacak başkan. Metin Hoca'nın önderliği de yapılacak. Kardeşim, Allah razı olsun. Ben de demekle çeşitli yaparız. Duydunuz mu? Onları pek anlamadım ama duydum. Anlaşılabildi mi şeyi? Onları tam anlaşılmadı ama. Anlaşılmadı hocam. Ama sonları çok önemli değil. Diyor duydum. ki benim de haberim olmadı diyor. Devredildiğinden. Yani yayın devredilmiş, onun da haberi yok. Düşünsene. Yani tıpkı o şey Güneydoğu Anadolu'daki ağalar, toprak ağaları marabalarla beraber korucu morucu hepsiyle beraber satıyor ki. Onun gibi olmuş. O hesap yani. O nedenle biz kendi işimize bakıyoruz. Yeni çocuklar da inşallah iyi olur da bu bağlamda rekabet falan etmiyorum ama rekabet etsek de bu öğrencilerimize, sizlere yarar yani. Daha iyi olsunlar bizden. Onlardan da yararlanın. Onların kitaplarından da alalım. Çünkü yok piyasada KPSS ile ilgili doğru düzgün bir yayın. O yüzden bari hani ben diyorum ya ikinci gruba katılanlara Türkçe ile coğrafyanın soru bankasını bulamazsak benim hocamınkiler alırım ben soru bankası. Size onları gönderirim mesela. Sizin onu almanıza gerek kalmaz. Onun gibi. Ama burada süreyi yemişiz. Bir 10 dakika sonra yine birlikteyiz arkadaşlar. Saat 23:20'de tekrar burada olun çünkü süremiz az sonra bitmek üzere. Hadi bakalım.